Sevgili seyirciler, bu haftaki konumuz izin yolu ve pasaportlarla ilgiliydi. Sizlerden gelen birçok soru var ancak biz genel olarak hemen hemen herkesi ilgilendiren konu başlığıyla vermek istiyoruz. Rümeysa Akdoğan hanımefendinin sorusu hemen hemen herkesi ilgilendiriyor. Karayoluyla artık Avusturya'dan gidileceği için Avusturya'ya kadar olanlar diğer ülkeler bizi pek belki herkesin cevabını vermiş oluyoruz. Avusturya vatandaşıyız. Arabamızla Türkiye'ye gitmek istiyoruz. Vize almamız gerekiyor mu? Gerekiyorsa hangi ülkelerden? Ve bir de 4 ve 6 yaşındaki çocuklarım var. Benim pasaportuma kayıtlı. Bu çocuklarım için de ekstra pasaport almam gerekiyor mu? Ya da vize almam gerekiyor mu? Şimdi Süleyman Bey Avusturya vatandaşı olduğu için zaten gerekmiyor. Bir Gerek. defa bunu belirtelim. Türk vatandaşları bu siyah pasaportu elinde olanlar, yeşil pasaportu olan için geçerli değil bu. Siyah pasaportu olan Türk vatandaşları için vizesiz Türkiye'ye kadar gidebilirler. Bir sorun yok. Peki, Ne Bulgaristan ne Yunanistan için vize Avusturya gerekmektedir. vatandaşı için de zaten gerek. Yeşil pasaport olanlar için bunlar Türkiye'den gönderilmiş olan memurlardır. Din hizmeti için ya da öğrenim hizmeti için bunlara gerekmektedir. Onlar Bulgaristan'dan ve Yunanistan'dan Aynen. alacaklar. Evet. Peki pasaportta Hanımefendinin hanımefendinin bir sorusu daha var. çocukları var. 4 ve 6 yaşında Onlar ve için anneye kayıtlı. anneye kayıtlı olduğu için aslında onlara gerekli değil. Bu şekliyle Türkiye'ye karayoluyla gidebilirler. Ve lakin Şimdi yollarda dikkat bazı etmeleri. devletler, özellikle Bulgaristan, burada bazen de Macaristan'da sorun çıkartmakta olduğu için bizim tavsiyelerimiz o çocuklar için de birer pasaport çıkartılması. Ya da şöyle yapabilirler mi? Şu Yeni andaki pasaportlarına, şimdi çocukların annesinin üzerinde çocuklar. Ama fotoğrafı yoksa fotoğraf olmadığı zaman problem. Geçen sene biz de gördük Evet, fotoğraf yolda da olmayınca gidenlerden. problem. Fotoğraflı olarak ya pasaportuna yeni işletsin ya da Aynen, yeni çok pasaport haklısınız. mecburen. Çok haklısınız. Yeni bu eski pasaporta fotoğraf da eklenilebilir. Bu da hafifletir bu problemi. Ya da tamamen yeni pasaport alınacaktır. Bunu yine hatırlatalım. Ellerindeki pasaportlar, eski pasaportlar Türk vatandaşların 12. ayın 31-2010'a kadar işlem yapılabilir bunlar üzerinde. 2014 yılına kadar geçerlidir. Ama eğer ki yeni pasaport alacaklarsa önce randevu telefonla Alabilir. alacaklar veya internet yoluyla bir randevu alacaklar. Bunlara verileceği randevuya gidecekler. Buraya biyometrik fotoğraf götürecekler. Nüfus cüzdanlarını götürecekler. Ve burada parmak izleri alınacak ve yeni pasaportlar verilecek. Özellikle çocuklar için aslında gerekmiyor. Yine anneye ya da babaya kayıtlı olabilir. Ama bizim tavsiyelerimiz yeni bebeklere de, yeni çocuklara da burada pasaport çıkartılması. Burada da yine fotoğraf zorunluluğu var. Ve 7 yaş üstünde ise çocuklar, bunlar için kesinlikle pasaport yapılacak ve parmak izleri de alınıyor bunların. O zaman yönetimdeki arkadaşlarımızdan rica edelim. Bu konu tam akıllarda kalması için pasaport uygulaması ile ilgili Frankfurt Başkonsolosluğu'na müracaatımız Mesela, vardı. Bir evet. görüntülü videomuz var. Evet. Seyredelim. Eski tip pasaportların Kasım 2015 yılına kadar geçerli olacağını söyleyen Frankfurt Başkonsolosu İlhan Saygılı, yeni tip pasaport almak isteyenlerin konsolosluklara telefonla veya internet üzerinden başvurdukları takdirde çipli pasaport alabileceklerini söyledi. Kasım 2015'e kadar da bunlar geçerli. Yani tedavide olacak pasaportlar. Bunun için çok da fazla acele etmeleri gerek yok ama yeni tip pasaport almak isteyen vatandaşlarımız varsa onlara bu pasaportu verebiliyoruz. Çipli pasaportlar için konsolosluk bünyesinde yeni bir birim oluşturduklarını belirten Başkonsolos Saygılı, her gün 8.30 ile 12.30 arasında randevulu sistemle yeni pasaport hizmetleri verdiklerini söyledi. Tabii biliyorsunuz 1 Haziran'dan itibaren yeni tip pasaportlara vermeye başlayacağız bu pasaportları. Ama vatandaşlarımıza tavsiyemiz eski tip pasaportların 2015 yılına kadar geçerli olduğunu söylemek. Peki çipli pasaport almak için hangi süreçlerden geçeceksiniz? Randevu alarak gittiğiniz konsolosluğa sizden istenen evrakların yanı sıra yanınızda mevcut pasaportunuzu, en az bir adet biyometrik fotoğraf ve nüfus cüzdanının aslıyla birlikte başvuruda bulunmanız gerekiyor. Evet, buyurun. Gerekli belgelerin bilgisayar ortamına aktarılmasının ardından sağ işaret parmağının parmak izi alınıyor. İmzaların da elektronik ortama aktarıldığı yeni sistemde bütün datalar ve veriler de aktarılarak kağıt üzerinde yapılan işlemlerin de en aza indirilmesi planlanıyor.
Çipli pasaport fiyatlarının eski pasaport fiyatlarıyla aynı olduğunu belirten yetkililer, maliyenin belirlediği fiyatların geçerli olacağını söylediler. Pasaport uzatma harçları 6 ay için 24 euro, 1 yıl için 34 euro, 2 yıl için 57 euro, 3 yıl için 81 euro, 4,5 yıl için ise 115 euro olarak belirlendi. Yeni pasaportlarla gelen yenilikler ise şöyle. Pasaport verildikten sonra geçerlilik süresi dolmuşsa tekrar yenilenmesi gerekecek. Refakate kayıt olunamayacak ve her birey müstakil pasaport sahibi olmak zorunda kalacak. Başvuruda bulunan vatandaşların pasaportlarının Türkiye'de hazırlandığını belirten konsolosluk yetkilileri, telefon ve e-mail yoluyla başvuruda bulunan kişilerin bilgilendirildiğini söylediler. Yeni pasaportlara gelen vatandaşların eski pasaportlar alınıp iptal edildikten sonra pasaportlarının verildiğini söyleyen Başkonsolos İlhan Saygılı, vatandaşların telaşa kapılmamalarını tavsiye etti. Tabii bu yeni iş oluşumu diğer işlerimizin de aksamamasını sağlayacak şekilde gerçekleştirmeye çalışılıyor. Onun için vatandaşlarımızın, dileyen herkesin yani randevu almak kaydıyla başvurusunu alabilecek durumdayız. Ama dediğim gibi tekrar hatırlatıyorum, bizim vatandaşlarımıza tavsiyemiz çok da acele etmemeleri. Çünkü eski tip pasaportlar nasıl olsa 5 yıl daha geçer. Yılmaz Bey, pasaportlarla ilgili birçok soru daha var. Fakat en önemlisi bir tanesi de şu olduğu için ifade etmenizi rica edeceğim. Şimdi vatandaşımızın pasaportunun süresinin bitmesine bir ay var. Yeni pasaport alınacak denince herkes gidip ben mutlaka yeni pasaport almak zorundayım kabul ediyor. Konsolosluk diyor ki yeni pasaport bir ay sonra gelecek çünkü 8-10 gün sürede geliyor. Soru şu, eski pasaportum var, sürem bitmiş, bir ay sonra da izine gideceksem, süre kısaysa pasaportumu değiştirmek zorunda mıyım, ne yapayım? Şimdi eğer ki 3 haftalık ya da tam bir aylık gerçekten Türkiye'ye gidecekse gerekmiyor. Bu pasaportla gidip gelebilir. Ve demin dediğimiz gibi 31 Aralık 2010'a kadar da o pasaport üzerinde işlem de yapılabilir. Yani o pasaport yine bir 5 yıl daha uzatılabilir. Ama şöyle bir durum söz konusu ise, şimdi pasaportumun süresinin bitmesine 1 ay var. Evet. Yeni pasaport da 1 ayda geliyor. Yani tam yola hazırlıklarınızı yapmışsınız. Dolayısıyla süre izini başladığında pasaportunun süresi bitmiş oluyor. Eski pasaportunda süreyi evet. uzatması daha mantıklı olmaz mı? Eski pasaportuyla süreyi uzatması daha mantıklı tabii ki. Evet. Bir an evvel onu uzatsın. Bu da mümkün, pasaport, onu bilmeleri gerekiyor. Yeni pasaporta başvuruda bulunmasın. Ben dün şöyle bir şeyle karşılaştım. Kendi pasaportumun süresi bittiğinde ben de uzatmaya gittim. Bir yıl ailemin pasaportunun süreleri bitik değildi, bir yıl. Hep beraber birlikte değiştirelim diye. Fakat konsoloslukların şu ifade verdiklerini evet. gördüm. Orada görevliler. En fazla bir yıla kadar uzatalım ki zaten mecburen geçilecek artık. Dolayısıyla uzatmalarını kısa süreli yapıp daha sonra geçelim. Daha güzel bir, evet. güzel bir yöntem. Umutcan Bey'in bir maili var. Herkes ilgilendirdiği için şöyle söyleyeyim. Çünkü bu çorba parası meşhur Sırbistan, Bulgaristan. Yahya Bey bu sene Bulgaristan artık Avrupa Birliği'ne girdiğine göre İngiltere'den, Londra'dan yazan seyircimiz. Dolayısıyla arabamın sigortası Sırbistan ve Türkiye'yi kapsamıyor. Romanya'ya gitmek çok uzun, tehlikeli. Dolayısıyla 2 yıl önce Sırbistan'dan giderken Macaristan sınırında da 180 euro ödedim 6 haftalık. Sırbistan üzerinden gitmek uygun ama sigorta ücreti pahalı. ADS'ye üye olunabiliyor mu? Ya da ben Sırbistan Türkiye geçerli değil diyor, sigortasına müracaat mı edecek? Evet, yani en ekonomik olanı ve en pratik olanı sigortasına müracaat edip sigorta kapsamında olmayan ülkelerde ekletmesi. Ekletecek. Değilse birinci bölümde anlattığım gibi özellikle Sırbistan'da gerçekten iş kara borsaya dökülüyor. Daha fahiş fiyatlar ödemek durumunda kalabilir. Ben pasaporta şu ekim olacaktı. Aslında söylendi de vurgulama açısından söylüyorum. Özellikle Sırbistan ve Bulgaristan'da pasaportta çocuk pasaportlarındaki resim unsuruna çok dikkat ediliyor. Zaten hı hı. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında da bu uyarı var. Yani pasaportta resim olup olmaması, ki eski çocuk pasaportlarını ben yanında getirecektim, unutmuşum. Yani o 3, yani bir kağıdın 3'e katlanması şeklinde olanlarda 15 yaşına kadar zannediyorum resim olmuyor. 15 yaşından sonra bu pasaportlara evet, resim yapıştırılır. Evet, Kinderhaus. Evet, onunla. Zannediyorum bu sene özellikle Bulgaristan'da çok ciddi sorun olacak. Doğru, çünkü fotoğrafsız. Evet. Bulgaristan geçirmese bile hakkıdır. Şu hatırlatmayı evet, yapmamıza evet, da fayda evet, var. Biz yaşadık. Evet. Otomobilimizle evet. giderken birkaç arkadaş grup beraberdik. Çocuğunun küçük fotoğrafı var. Çocuğu da şu anda büyümüş. 6 yaşındaki fotoğrafı evet. 15 yaş. Nasılsa fotoğraflı diye
değiştirmemişler ama çocuğu benzemiyor diye, yani oradaki belki memur rüşvet almak istiyor, neyi bilemiyoruz. Sonuçta pasaportları yeni haliyle devam etmek lazım. Mutlaka, çünkü şu da var, özellikle Almanya'daki vatandaşlarımız için ben şunu söylemek istiyorum. Almanya'dan, hadi Avusturya'yı da ekleyelim, Avusturya'dan çıktıktan sonra sanki başka bir dünya, yani bir kuralsızlık, belki Bulgaristan'a kadar, Türkiye'ye kadar hatta, yani Bulgaristan dahil, bir kuralsızlık olabileceği gibi bir şeye girilmemeli. Psikolojiye girilmemeli. Yani her ülkenin kendine göre kural kaidesi var. Ha bize uyar uymaz veya bize ağır gelir, hafif gelir, o değerlendirmeye girmeye gerek yok. Herkesin kuralı var ve kurallara uymak durumundayız. Yani bunu öncelikle kabullenmek gerekiyor. Peki biz madem izin yolu dedik ve Bulgaristan bize bu sene için en önemli, hem bir güzergah, genel güzergahları bahsetmeniz, hem de bu yolla ilgili, karayoluyla ilgili temel bilgiler alalım sizden. Yani şimdi, bu ülkelerle ilgili. Avusturya, özellikle ben tabii Orta Avrupa, yani üst Hollanda dahil, oradan itibaren konuşmak istiyorum. Zaten İngiltere ve İrlanda tarafından gelenler de mutlaka Hollanda tarafından girerek geliyorlar. En iyisi Almanya, Avusturya sınırından verirsek güzergahımızı. Temel iki yol var. Bizim eğer görebiliyorsa izleyicilerimiz, gösterebiliyorsak. Evet. Temel iki yolumuz var. Gösterebilirsiniz şu anda. Bu yolları çok kısa şöyle özetlemek gerekirse, zamanımız el verdiği ölçüde. Avusturya'dan çıkıp Macaristan üzerinden Sırbistan'a girip Sırbistan'da Sırbistan'dan tekrar Bulgaristan'dan. Evet. Sırbistan kastettiğim, Nis zaten Sırbistan sınırları içerisinde. Buradan devam ederek Bulgaristan üzerinden Edirne'ye girmek. Şimdi kısaca ülkelerin genel durumları ve değişiklikleri ilgili eğer müsaade ederseniz. Tabii. Ben harita üzerinde de anlatabiliriz. Hem bize de şey olur. Şimdi Bulgaristan'dan başlarsak ki sorun olan, en çok sorunların yaşandığı yer Bulgaristan malumunuz. Evet. Bulgaristan'la ilgili bir müjdeyi vermek istiyorum ben öncelikle izleyicilerimize. Bulgaristan'da Kızılay'ın işbirliğiyle Nisan'dan beri üzerinde çalışılan bir proje hayata geçti. İnşallah bu izin sezonunda vatandaşlarımız zannediyorum telaffuzu yanlış yapmamak için Kapitan Andreov olması lazım. Evet, doğru. Sınır kapısı. Andreov kaptan, Kaptan Andreov giriş. O evet, şekilde kapı kuleyle Bulgaristan'ın arasındaki sınır kapısı, Bulgar tarafındaki sınır kapısı. Bu sınır kapısına 7 kilometre mesafeyle 7 kilometre içerisinde değişik küçük istasyonlar şeklinde olacak. Buradan yardım alabilecek. Kızılay yardım istasyonu kuruldu. Burada 24 saat hizmet verecek. 24 saat ambulans bulunacak. Burada vatandaşlarımız özellikle uzun kuyruk oluştuğu durumlarda işte yiyecek, içecek, temel gıda vesaire, özellikle küçük çocuklara yönelik temel bakım argümanları, rahatsızlanma durumu karşısında ilk bakım, evet, olacak. İlk yardım yapılabilecek. O imkanlar olacak. Özellikle Bulgaristan için ki yani parkurun en zor etabı veya güzergahın en zor ülkesi, özellikle yol şartları itibariyle veya genel şartlar itibariyle, ki çorba parası bir örnek. Bu sene artık yok inşallah çorba parası. Bu sene tabii yani bu onlar değişik şekillerde karşımıza çıkabiliyor ama hani genel itibariyle yok. Genel itibariyle önceki senelere göre ciddi bir düzelme var ama Kızılay'ın yardım istasyonu gerçekten bu sene gurbetçimize bir nefes aldıracak, ona inanıyoruz. Yollarda çok bir değişiklik yok. Gelenlerden duyduğumuz taze bilgiler. Bulgaristan yollarında çok bir değişiklik yok. Yani herhangi bir sürpriz beklemesinler, olumlu bir sürpriz. Sırbistan yollarında da bir değişiklik yok. Genel itibariyle Sırbistan yolları iyi. Tabii Macaristan, Sırbistan arasındaki mesafe yaklaşık 200 kilometre, 200 küsür kilometrelik bir mesafe. Buradaki yol çalışmaları devam ediyor ama çok uzun kuyruklar oluşabilecek gibi değil bize gelen bilgiler. Macaristan parkurun en iyi yollarına sahip, güzergahın en iyi yollarına sahip ülkelerden bir tanesi. Avusturya zaten malumunuz. Şimdi diğer tarafa geldiğimiz zaman haritada gösteremedik, ekranda gösteremedik ama biz buradan anlatalım. Slovenya, Hırvatistan ve tekrar Sırbistan şu anda zaten. Ekranda da görüyorduk zaten biraz kavşak, önce Avusturya, evet. Kavşak, Sırbistan'da, Belgrad'da bütün yollar birleşiyor. Bu yolu tercih edenler için de yenilik olarak, tabii bu olmaz ama duyurmakta fayda var mı? Bu promil uygulamalarında bir değişiklik alkol var. Alkol için. Zaten yolda kullanılacağı için yine de bildirmekte fayda var. Hırvatistan bunu sıfır promil olarak belirledi. Büyük cezaları var. Yani koklasanız bile belki de cezaya maruz kalabilirsiniz. Slovenya'da yol çalışmaları kısmen tamamlanmış. Özellikle geçen sene ve önceki sene devam eden viyadükler tamamlanmış. Çok ciddi bir
inşaat söz konusu değil. Yalnız Avusturya'da yol çalışmalarının devam ettiği ile ilgili bilgiler var. Çok detay da var burada ama vaktimiz müsait olmayacak, ona giremeyeceğiz. Özellikle gündüz saatlerinde tünel bölgelerinde birikmeler olabilir, yığılmalar olabilir. Buna da hazırlıklı olmaları gerekiyor. Avusturya'dan geçerken vinyet herhalde önemli galiba. Ona da tabii vinyet olan ülkelerin mutlaka alınması gerekiyor. Macaristan'da bu var. Zaten Sırbistan'da otoyol ücretini ödeyerek giriyorsunuz. Bulgaristan'da var. Bunların vinyetler alındıktan sonra mutlaka cama yapıştırmaları gerekiyor. Eğer cama yapıştırılmazsa görevli alınmamış kabul edebilir, ceza yazabilir. Onun inisiyatifine bırakmış oluyoruz. En çok karşılaştığımız farların durumu da var mı yine? Evet, farların durumunu ben şunu söylemek istiyorum. Farların açık olması fark edilme açısından çok önemli. Fark edilmek için. Dolayısıyla açık olmasında mahsur yok. Zaten güzergahtaki zannediyorum bütün ülkelerde şu anda açıklık zorunluluğu var. Benim listemde vardı ama. O zaman zaten siz izah ederken arkadaşlarımız da ekranda Sıla Yolu'nun ücret ve dikkat rehberini geçtiler. Zaman zaman yayınlıyorlar tabii. Orada da dikkat edebilecekler. Ama fark edilme açısından yani bunlar ülkelerin koyduğu kurallar değil. Bunlar genel trafik kuralları. Yani farın açık olmasının hikmeti nedir? Fark edilebilmek. Yani ve artı emniyet kemeri. Bunu da ben ülkelerden bağımsız olarak söylemek istiyorum. Emniyet kemeri öncelikle kendi emniyetimiz için. Çocuklarımızın, yani araçta taşıdıklarımızın emniyeti için. Emniyet kemeriyle ilgili ülkelerden herhangi bir düzenleme beklemenin anlamı yok. Bağlamak durumundayız. Yani burada var burada yok demeden mecbur takacaklar. Bağlamak peki, durumundayız. Üzerlerinde bulundurmaları gereken paralar var. Bunların miktarla ilgili Avukat Bey söyleyeceğiniz bir şey var mı? Evet. Söyleyeyim. Zaten notlarımda idi o da. İlk önce bir hava alanı yolculuğunu ya da hava yolculuğunu söyleyelim. Burada 10.000 euro. Yani Türkiye'den Almanya'ya giriş yaparken bu çok önemli. Lütfen 10.000 eurodan fazla para getiriliyor ise bildirilmek muhakkak bildirilecek. Aksi takdirde cezai bir durum olur. Ve buradan da karayoluyla Türkiye'ye gitmek isteyenler, ben Yahya Bey'le daha demin konuştum. Ben 2.500-3.000 euro gibi biliyorum ama herhalde tam 3.700 euro değil mi Yahya Bey? Macaristan için 3.700 euro olarak ben. Yani aşağı yukarı işte 3.000-3.700 euro civarında falan bir peşinat yanlarında taşıyabilirler. Aksi takdirde çok bildirecekler normalde gerek kişi yok. kişi başına. Aksi takdirde bildirmek zorundalar. Bildirmezse herhangi bir polis kontrolünde ortaya çıkarsa bu parayı el koyabiliyor o devlet. Ona lütfen dikkat etsinler. Sigaralar var mesela. Sigara kullanan keşke kullanmasalar da. Fakat bu seneki bir uygulamada değişiklik var herhalde Macaristan ve Bulgaristan için. 2 karton. Yani 40 adet sigara yanlarında taşıyorlar. Bu büyük şeylerde götürebiliyorlar da. Fakat en son yeni bir Sıla Yolu şeyinden aldığımız bilgi şuydu. 2 tek paket istendiğini söylediler. 2 tek paketin dışındakine Macaristan'la Bulgaristan kesinlikle. O zaman ben diğer güzergahlarda dediğiniz gibi 2 karton geçmiyor da. Evet. Fakat bu 2 ülke 2 paketin dışındakine bunu niye yaptılar bilmiyoruz. Belki aradaki yerlerde alabilecek. Macaristan bir de Süleyman Bey şuna da değişiklik getiriyor ya da farklı bir uygulama getiriyor. İngiltere'de ya da İrlanda'da yaşayan Türk vatandaşlarından vize bekleniliyor. Macaristan sadece. Evet. Şu an o konuyla ilgili bir çalışma var herhalde Türkiye'nin ama ülkelerin o zaman, bazen farklı o ülkelerde yaşayan oluyor. Vatandaşlarımız da çıkmadan önce ülkelerinden konsolosluklara sorup vize gerektiğini soracaklar ama önemli olan bize şu. Altın da vardı. Ben özür dilerim Süleyman buyurun, Bey. Buyurun. Altınlarla da alakalı dikkat etsinler lütfen. Özellikle Türkiye'den geri dönüşte. Geri dönüşte düğün yapılıyor ve herhangi bir şekilde yapılıyor. Satın alınıyor. O altınlar da maalesef orada bildirilmeli. Bildirilmediği takdirde ona da el konulabiliyor. Artı bir de mesela fazla miktarda olduğu zaman bir gümrük ödeme parası tabii, da oluyor tabii, bildiğimiz tabii, kadarıyla. Tabii. Dolayısıyla ondan ötürü zaten. Evet, artık evet. Avrupa'da da kuyumcularımız, yeni girişimciler içerisinde kuyumcular da var. Buradan da satın alabilirler. Fakat bu düğün şeyleri, malzemeleri diye getirdikleri zaman onu mutlaka bildirmek zorundalar. O 2 paket sigaranın dışındaki karton olayı da ülkelere göre değişiklik arz ettiğine göre ülkelere geçişlerde buna dikkat etmiş olacaklar. Yani ceza, para cezası ödeyecekler. Evet. Bir de Slovenya gibi ülkelerin, Yahya Bey, özellikle Türkiye'den dönüşte erzak getiriyoruz. Evet. İstemediği bazı şeyler var. Ne gibi şeylere dikkat ediyorlar? Bunlar et ve süt ürünlerini özellikle gelen söylediğiniz gibi zaten giderken bunlar çok yani sadece yolluk olarak belki alınıyor yanımıza ama dönerken mutlaka yani peynirinden pastırmasına memleketin şeyi, ürünleri evet. alınıyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Slovenya ki kontroller gerçekten özellikle dönüşlerde bu sene ciddi olarak bekleniyor. Et ve süt ürünlerini almıyorlar. Alıp imha ediyorlar. Yani eğer arama sırasında yakalarlarsa zayi olmasın. O açıdan yük etmesinler. Birazcık yani bilmiyorum yani nasıl diyeceğim ben bu. Peki ne götürülecek?
Yolda kuru gıda, kuru gıda götürülecek ama şöyle haklısınız Yılmaz Bey de. Yani Avrupa Birliği ülkelerinin koyduğu Avrupa Birliği'ne girsek mi girmesek mi bu norm. Madem böyle bir iki yönü olduğundan bahsediyorlar. İş adamlarının ticaretlerini engellemeye yönelik bir girişim diye Türk ürünlerinin girmesi. Evet. İkincisi de sağlık ve mikrop geçme gerekçesiyle diye. Çünkü bazı kişiler dikkat edemeyebiliyor belki. Evet. Kars'tan çıktınız. Bulgaristan'a gelinceye kadar o güzelim Kars'ın peynirleri, keteleri mahvoldu. Adam da orada yani o yönden vatandaşlar dikkat edebilir de edemeyenleri düşünerek sonuçta memleket ürünlerinin mümkün olduğunca kuru gıdalar gelmiş olacak. Evet. Peki bir de Yahya Bey bu ototrenlerin giriş güzergahı hangi ülkeden başlıyor? Arabayla trene binip gitme Avusturya'daki bildiğim kadarıyla ben. Avusturya Villach'tan başlıyor. Deniz yoluyla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Deniz yoluyla ilgili yani klasik gemi Ancona, Bari ve Birindisi'nden Yunanistan ve Çeşme'ye. Çeşme. Bu şekilde yani Yunanistan'dan Yunanistan'a geçip feribotla Yunanistan'dan karayolla devam etme şeklinde veya direkt Çeşme'ye devam etme şeklinde. Tabii karayolu son yıllarda denizin ve fiyatından dolayı hava yolunun önüne geçti. Yani bu bir gerçek. Özellikle izin döneminde. Özellikle millet daha çok arabasıyla çok gitmeyi pahalı. Tercih ediyor. Tabii. Kendi aracıyla gitmeyi tercih ediyor. Evet. Benim eklemek istediğim vaktimiz varsa? Çok kısa alalım, reklamlara geçeceğim. Ya da reklamlardan sonra devam edelim. Peki sevgili seyirciler, Sıla yolu ve pasaportlarla ilgili sizle bilgilendirmeye devam ediyoruz. Son bölümümüzde birkaç soru alıp programımızın sonuna geleceğiz. Varsa sorularınızı iletebilirsiniz. Reklamlardan sonra buluşmak umuduyla efendim.